Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik sağlık versin. Allah'ımıza hamd olsun. Bizleri sorarsınız. Bizler de iyi. Çok şükürler olsun arkadaşlar. Ben yemek yapacağım. Bugün hayvanlarımı otlattık geldim. Bayağı bir uzun sürede onları yaydım. Yani çobancılığımı yaptım. Ama bugün Fırtına beni öldürdü. Fırtına otanmıyor falan, hepsini biliyor arkadaşlar. Pardon, kusura bakmayın, boğazım kıcık yaptı. Ona ben çağırdım giderken, gel Fırtına gidiyoruz dedim, doyurdum. Hiç keyfini bozmadı. Yaymıştı kendini bu evin arkasına, yatmıştı. Neyse, onun bir baktım yanımıza geldi. Ona vallahi dedim ki utanmaz, sen gelmedin benden falan, utanmaz derken baktım hayvan patilerini yüzlerine götürüyor böyle. Bu bile utanmayı biliyor. Fırtına utanmayı biliyor arkadaşlar. Öğrenmiş. Ondan sonra geldik. Onları bağladık işte eve. Hayvanlarımızı, civcivlerimizi doyurduk. Kendimiz tövbe estağfurullah. Kendimiz oturduk. Biraz dinlendi Şuhus'la. Şuhus da bir çay yaptı. Şuhus'un çayını içtik beraber, yine hem muhabbet ettik. Ben burada biraz bir şekerleme yaptım. O da artık arabamın kapağına falan bakacağım dedi. Herhalde onlara baktı. Aynen. Dedim kalk Melek. Akşam oluyor. Önden gelen akşam. Yemeğimiz yok. Dolaba bir elimi atayım dedim. Sabah giderken ama evden şu kıymamı çıkarttım buzluktan. Buzluktaydı kıymam. Dedim eve geldiğine bir şeyler, Allah bir şey nasip eder yaparım dedim. Baktım biberim var, patlıcanım var şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 4 tane patlıcanım var, domates, dolma biberlerim var. Neyse soğanlarımı da soydum, yıkadım, hazırladım. Tereyağımı getirdim, salçamı getirdim, tavamı getirdim. Dedim ki bir kanlı yörek yapayım. Arkadaşlarla beraber yapalım dedim. Biberleri de tavada aynı patlıcanlarla kızartacağım. İçine harcından koyacağım. Şükrü ise patlıcan yemiyor. İçini yiyor. Dışını yine ben yerim. Belki bir misafirimiz gelir. Nasip olur. Ben kısmet. Kısmet. 4 tane patlıcan yeter aslında bize arkadaşlar. Patlıcanlar da büyük mesela. Bir kişiyi doyurur da artar bile. Ekmekle, iki dilim de ekmek yanında oldu yine. Mis gibi yemek. Maydanozlarımız da bahçemizden. Şöyle. Dedim ki maydanoz alayım dedim. Bir baktım Şuhus da gitmiş, orada maydanoz koparıyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ben hemen patlıcanlarımı şöyle tuzlu suya bir koyayım. Açık çöpünü keseyim, uzun sapları bayağı bir. Şöyle. Yaramazlık yapmam Fırtına. Şöyle onları soyayım arkadaşlar şu şekilde. Şöyle alacalığını da soyayım. Eskiden pijamalar vardı böyle alacalı. O nereden geldi aklıma? Ne bileyim, ben aklıma geldi işte şimdi. Ha, uzun uzun çubuğu çubuğu değil mi? Alacalı pijama. He ya. Patlıcanlarım da iki, bu haftada gelirse üçüncü hafta oluyor dolapta arkadaşlar. Hiçbir şey de olmamış maşallah. Dolabımız da iyi çıktı bu arada. Şöyle tuzumu da atayım suyumu. Teknoloji ya bu. Sizden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Akşam yemeğine ne yapıyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz? Evimizde ne varsa, dolabımızda ne varsa ziyan etmeden onları pişirip yiyeceğiz değil mi? Bir tane yorumumda okudum arkadaşlar. Bugünkü işte videomu oynadığı yorumda. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Saat 3'ü bekliyorum diye, evimizin diye gülüsün diyor bana. Sizler de benim evimin gülüsünüz. Her şeyimsiniz. Gerçekten arkadaşlar
Az önce videoya girmeden içime bir heyecan bastı böyle. Çünkü bana diyor ki sanki bir melek diyor. İlk kere mi? İlk defa mı diye yapıyorsun diyor. Ne oldu ki diyor. Bana su filan getirdi. Su filan içtim böyle. Oturdum biraz. Yine onunla bir muhabbet ettik. Sizlerin karşısına geçerken ben de heyecanlanıyorum arkadaşlar. Ben de sizleri çok seviyorum. Allah'ım hepinizden razı olsun. Gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye binlerce şükürler olsun. Çok teşekkür ederim hepinize. İnşallah sizlerle beraber daha büyüyeceğiz. Yola devam arkadaşlar. Durmak yok. Sizler benimle olduğunuz sürece tabii ki. Yanımda olduğunuz sürece. Melek Hanım, bugün bir serinlik var. Bugün hava güzel. Havalar bu güzel. Ama öğlene kadar nasıldı? 16'ydı değil mi? 16'ydı öğlene kadar. Ama şimdi hava serinledi. Rüzgar da var güzel. Bir baktım bizim Ceylan yatıyor. Fındığın dibinde. Ceylan yoruldu mu? Küp yatıyor aşağı. Peki yolda. Bebek daha. Patlıcanlarımızı suya koyduk, tuzlu suya. Aynen. Hemen soğanlarımı doğrayayım. Tereyağı sapsarı maşallah evet. Var. Kıymamız da burada. Tavamı tabii ki açayım. Şunu da şöyle üstüne atayım patlıcanlarımı. Soğanlarımı da doğrayayım şöyle güzelce. İncecik yine. Sarımsağım da var burada arkadaşlar. Şöyle. Melek Hanım hani böyle kıyma gibi kıyıyor soğanı. Nasıl kıyıyorsa. İncecik yine doğruyorum artık. He. Güzel olur ince yine. Ben uğraşayım. Ben kıyamıyorum senin gibi Melek Hanım. Ben kıyamıyorum senin gibi. Olsun. Senin doğradığın soğan da lezzetli oluyor. Yok bazı lezzetini kere... demiyorum. Böyle kıyın ya böyle. He. Kıyır kıyır. Bazı kere yemek yanına şuhrusla doğrar arkadaşlar. Benden hiç istemez. Böyle getirir soğanı yani. Antibiyotik ya. Çok sever soğan yemeği de. Aynen. Soğanı böyle yiyeceğim Esma Hanım. Cam da çok kesiyor. Allah razı olsun gönderen arkadaşlarım bu uçağı. Süper. Onu da öpüyorum burada. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanlarımı da doğradım önce yine. Mis gibi. Evet. Bu da hazır. Hemen biberlerimi de hazırlayayım. Değil mi? Hemen şükür. Aynen. Şöyle biberlerimi de hazırlayayım. Mis gibi. Hiç de çekirdeği yokmuş ki baksana. O kadar güzelmiş ki biberler de. Demek ki bunlar ayrı ayrı yerlerden geliyor. Bazı hepsi bir yerden gelmiyor. Oluyor, değil mi? Bazı böyle şey gibi topuz gibi oluyor. Çok çekirdek erimiş oluyor yani çekirdeğe. Değil mi? Bunun kızartması çok güzel olur ha. Bu var ya onun çok güzel olur hakikaten. Sabah kahvaltında böyle güzel olur bunlar. Biraz kızartması mı yesin ya? Kanın acıktı biliyorum Şükrü. Tamam ben işlemedim ya. Kanın acıktı. Sabah kahvaltısı nerede kaldı Şükrü? Sen akşam mı oldu ya? Yok daha akşama var. Daha akşama çok. Şöyle sarımsağımı da. Hı. 3 diş sarımsak da yeter. İçine. Bu sarımsağı fazla yersen ağzını kurutur. Değil mi? Gerçekten öyle oluyor bazı kez. Cacıklar falan oluyor değil mi? Oluyor oluyor. Kurutma yapar. Bazı kurulu yapıyor. Tansiyon ayarlıyor. Kanlı yer kolu da içinde sarımsak olmaz mı? Olmaz mı ya? Olur.
karıştığını. Hemen de dolma biberlerimi de güzel yıkadım sahte. Patlıcanlarla onları da kızartacağım aynı. Şu Rusya mahrum bırakmayalım. Değil mi arkadaşlar? Tabii aç kalmayalım da. Aç kalmayalım. Bu dünya böyle. Ben sana bırakır mıyım? Değil mi Şükrü? Allah razı olsun, bırakmazsın ya. Sen beni aç bırakır mısın? Evet, bırakmam. Niye bırakayım ben seni aç? Ne yersek beraber? Açta kalırsak beraber. Tohta kalırsak beraber. Tohta kalırsak beraber. Biz hep beraberiz zaten. Yani. Bunlar da hazır oldu. Şimdi ateşe doğru gidelim. Tavamızı. Domates en son. Patlıcanlarımızı kızartalım. Soğanımızı, kıymamızı kavuralım güzelce. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şuradan eğişimle tavan altından onu alayım. Altı kara olduğu için arkadaşlar bunu kullanıyorum. Öyle sobamın üstünde. Bu dışarı tavam oldu artık. Şöyle. Hemen yağımı falan alıp geleyim. Çok yağ değil. Hazırayla patlıcanla kızaracak. Buraya da birazcık yağ koyacağım. Çok yağ değil yine. Şöyle gezdirdim sadece. Yağım ısındı güzelce. Şöyle patlıcanları hemen tavaya. Yağdan uzaklaşayım arkadaşlar. Dışarıda fıkırsa da zarar yok. Şöyle üstüne kapatayım. Patlıcanlarımızı da yumuşattık. Soğanımız da burada kavrulur. Şöyle. Mis gibi. Her iki bir arada böyle götüreceğiz. Bunları sıcaklığa koydum buraya. Masamı da şimdi da buraya çektim. Melike ne diye git gel yapıyorsun ya. Dur dedim masayı çekeyim sana buraya çekeyim. Yok o masamız var ya, hepsi var şey ya. Ondan sonra iyi oldu, güzel oldu. Böyle patlıcanları az yağda çıkarttım. Patlıcan iyi insanı, insan aklına yağ geliyor değil mi arkadaşlar? Yağının birinci numara sözü bana diyelim artık. Biberler de koydum. Oh, oh, oh. Patlıcanlar kızardı. Sık çevirdim. Bunları da kızardık. Sık çevirdim böyle. Kızaran yerlerini. Şöyle alt süt edeceğim. Patlıcanların da yumuşamaya başladı. Kendimden geçmeye başladılar. İçini ben yiyeceğim. Dışını Melek Hanım yiyecek. Olur, çözülüyor olmasın. Öyle tabii. Sana biber de koyuyorum ya. Bana değil mi? Tabii canım. Tabii oldu o zaman, evet. Tamam, mesele yok. Şöyle kıdan meyvelerini arkadaşlar. Az üstü. Az üstü çevireyim burayı. Soğuncuyu çözdüm böyle. Mis gibi. Biraz kapatacağım ağzını. Böyle. Onlar orada. Kızartsınlar. Burada soğanım kavruldu gördüğünüz gibi. Tereyağımı da atayım içine. Şöyle biraz tereyağı dolu dolu. Yemeğimiz güzel olsun, lezzetli olsun. Karabiber atmayacağım bugün. Kuru biber arkadaşlar. Karabiber.
Kuzusu ve sevmiyor. Onu sevmediği için de ben de atmayacağım. Eyvallah. Onu yemediği ben de atayım. Bazı kere atıyorum. Atamak yapıyorum da. Şöyle bunu da atayım. Salçamı da onları bir buluşturayım şöyle. Patlıcanlarımız da burada. Yanmasınlar. Şöyle bir havalansınlar. Bunlar yenmez mi Melek Hanım ya? Evet. Bunlar yenmez mi ya? İlaç ilaç. Evet, kokulmaz size. Yenir mi yenmez mi? Kalır mı? Yarın bak kalmaz. Mı? Yok yok kalmaz. onu ben götürürüm hepsini. Şöyle salçamı. Sana da beraber mi? Hepsini ben yemem. Salçamı da şöyle ye ya. Ye. Canan salçamı. Beraber yiyeceğiz. Ye. Güzelce. Hemen kıymamızı da atayım üstüne. Beraber. Evet. Pişsinler. Kıyma az yağlı olmazsa kurumuyor böyle arkadaşlar. Lezzetli olmuyor ama kıymanın azıcık yağlı olursa güzel oluyor, lezzetli oluyor. Yok, bir şey yok. Kıymamı şöyle güzelce kavuracağım. Yağsın, kalsın. Ateş de güzel yandı ki. Şöyle göstereyim ateşimi de. Maşallah. Öyle bir güzel yanıyor ki arkadaşlar. Mis gibi. Böyle de budaklardı böyle. Patlıcanlar. Bir daha bakın görüyorum ne anlattı. Patlıcan olması güzel olur değil mi çocuklar? Aynen. Evet. Aynen doğru söylüyorum. Şöyle maydanoz sırımı da içine doğrayayım. Ne oldu? Mehmet Bey mi? Tanıyorlar mı? Niye kovum ediyorlar ama sonra yapmıyorlar. Şey. Şöyle. Güzelce maydanozla karıştırdı yine. Sarımsağını da kattım arkadaşlar içine. Sarımsağı göstermedim. Katarsan ama. Kattım yani. Şöyle onu da kenara alayım. Hemen buraya da bunu alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Hem kızarsın hem dolduralım. Değil mi? Aynen. Evet. Doğru söylüyorsun. Of 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 mis gibi. Şöyle. Aynı bu tavada arkadaşlar bunu fırına süreceğim geri. Gördünüz mü? Lokum gibi pişti. Aslanma ya. Evet. Lokum gibi bembeyaz içi de. Kuzusu da beklettim ya. Öyle. Kaşık yardım yine. Bunun lezzeti başkadır ha. Evet. Bunun lezzeti başka. Dolmanın derisine şöyle suyu alalım. Nasıl da kızarmış dolma üzerinde arkadaşlar. Bakın. Bunları da şöyle oturtalım. Terbiyeli terbiyeli otursunlar şöyle bizim fırtına gibi. Ha. Bismillah. Şöyle hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Tava attık.
Kaçarsın sonra. Dur. Tavada kızarttım. Tavada doldurdum ki geri pişecek aynı. Ne demişler? Tencerede pişir, kapağında ye. İyi, bizim iş öyle oldu bugün. Aynen. Evet, şu fıstığın dolmaları da doluyor. Şöyle. Ben Şükrü'mü mahrum eder miyim arkadaşlar? Adam patlıcan yemiyor diye. Teknikte çare tükenmez değil mi? Aynen. Hem Şükrü. Doğru söylüyorsun. Dökmeden böyle arkadaşlar. Tabii yapayım. Maydanoz da çok güzel yakışıyor. Bahçeden topla yeğim yeşil. Hem Şükrü. Aynen, Şükrü dolmaların çok doldurdum. Bak sen kallısın benden ha. Bu işte kallı çıkan sen oldun ha. Patlıcanın bir tanesini ben yiyeceğim mecbur. Yiyecek mi? Aynen. Tamam. Ama patlıcan değil de içini yerim yani. He. Niye böğürdün sen de yersin. Niye mecbursun? Ben sana böğür dolduruyorum ya. Mecbur değilsin ki. Olsun. Kara patlıcan tadı geçer ya ne kadar olsun. Tamam. İstersen iki tanesini yiye, tamam mı? Şöyle. Bunu da buna koydu yine. Şöyle arkadaşlar. Oh. Mis gibi. Biberlerimizin üstüne aynı dolma biber gibi. Şöyle domatesler. İnce kırdım domateslerden. Şöyle koyayım. Mis gibi. Şuruz da. Ben buna hiç salçalı suyla koymayacağım arkadaşlar. Çünkü güzel pişirdim. Fırına süreceğim bunu şimdi. Hep beraber süreceğiz tabii ki. Şöyle. Domatesin suyu yine. Patlıcanın içinin suyu yine. Şöyle birerleşti domates koy diyene. Oh. Yanlarına da şöyle biber koyalım. Yanlarına da şöyle biberlerini de koyalım. Üzerlerine, yanlarına, neresine gelirse. 4 tane de biber parçalamıştım gördüğünüz gibi. Acı biber koymadım. Midemiz ağrımasın. Ben acıyı çok seviyorum ama kendim. Ovanızda da var. Dolapta da var yeşil acı. Hemen bunu buraya fırına. Bundan sonra ben ne yapacağım arkadaşlar şimdi? Hep beraber sizinle yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şuraya da eyişi koyacağım. Şöyle. İşte bu. Çare tükenir mi? Tabii çare tükenmez. Bu da kimin nasibi? Kimin o? Bu kimin nasibi? Bu fırtınanın nasibi. Bunu da fırtınaya yemek hazırlayacağım şimdi. Az ekmeğimi falan alıp geleyim. Aferin fırtına. Bu da fırtınanın nasibi arkadaşlar. Fırtınanın hakkı ya yesin. Bu da onun hakkı. Evet. Tabii yesin. Biz nasibimizi tavamıza koyduk. Şimdi ondan da fırtınaya yemek yapacağım. Şöyle sıcak suyum var. Hemen. O da fırtınanın yemeği. Evet, ekmek alıp geleceğim Şükrü şimdi. Tamam. Fırtınanın. Geldin mi oğlum? Kıymalı yemeği. Geldin mi? Evet. Bu da fırtınanın yemeği oldu bugün. Güzelce maydanozu da var içinde. Soğanı var, sarımsağı var. Her şeyi var. Kıymalara bak içinde. Evet, o da gitsin. Az sosu vereceğim, tamam mı oğlum bu? Az ısıcak. Biraz soğusun. Tamam oğlum, bekle bak koyuyorum. Senin hepsi senin, tamam mı oğlum?
Oh, dur az, az bekle, az bekle oğlum. Az bekle oğlum. Oh. Tavada da daha var, çanağını da doldurdum iyice. O da yesin yemeğini. Yesin tabi. Evet, fırtınamız da doysun. O tanımıyor bile ya. Bizi arayıp buluyor ya. Kızdığında anlıyor her şeyi. Değil mi oğlum? Benim bu oğlum utanmadı, utandı bugün. Utandı söylediklerimden. Kuyruğunu bana vuruyor. Vallahi kuyruğunu bana vuruyor. Bir de bunu da koyayım sana, tamam mı? Akıllı. Evet. Böyle güller dökülmüş. Güller, baksana fırtınanın ayağının altına güller serdim ben. Değil mi? Tabii ki fırtınanın ayağının altına serdim bu gülleri öyle. Bunu da vereyim sana. Kapana, kapana fırtına. Al kapana, kapana geri al. Al kapana geri al. Al vereyim oğluma. Dur, bekle, bekle. Afiyet olsun sana. Tamam mı paşam? Hadi. Ben yemeğimi fırına sürdüm. Şimdi eteklerimi de buraya çıkarttım arkadaşlar. Şu Ruslan'ın aldığı etekleri. Şöyle. Sunay'ım geldiğine aynı eteklerden alacaktım bunu ama yine de alacağım tabii ki. Dikecektim ona. Ona yine dikip vereceğim. Bunu da Sunay'a dikeceğim şimdi. Ona sürpriz yapacağım bunu şimdi. Ama videoda görür, sürprizim bozulacak ama. Olsun. O sağ salamet buraya köye gelsin. Ona çeşit çeşit etekler alıp dikeceğim inşallah, giydireceğim bacıma. Dedim ilk önce Sunay'ımın eteğini dikeyim dedim. Oturdum, yemeğimi fırına sürdüm. Yemeğim pişerken Bismillahirrahmanirrahim. Ben de makinemi kurdum buraya. Güzelce bacımın eteğini ilk önce onu dikeceğim. Melek Hanım, sanki onun kablosu çıkmış gibi ha. Aynı. Dur bakalım, çalışayım bakalım da. He. Bir dene bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kablosu çıktıysa da karışıyor. Şöyle az elbirin olmasın. Böyle. İşte bu. Çalışıyor şurada. Çalışıyor, çalışıyor. Evin içindeki iyisin senin senin Sunay'ım. Üfül üfül. Nasıl üfül üfül? Üfül üfül de böyle serin serin. Evet tamam. Evet. Kumaşı da güzelmiş ha. Şuhursa sen anlıyor musun işlerden? Ben anlamam mı? Şimdi çalışmak işte. Sen kabloya nazar değdirdin, duyuyor musun? Ha, buradan oluyor değil mi? Hı. Sunay'ımın oğlu gelecek arkadaşlar bu pazartesi inşallah, Allah nasip ederse. İzine köye çocuk. Arkadaşının hem düğünü var. Hem de izini kullanacak. Ondan göndereceğim ona. Ben çalıştım yıllarca ama sanayi makinesinde çalıştım ben. Yani bunlar da burada çok güzel. Makine de çok güzel. Kendimin sade gelinlik kara makinem vardı. Ama onun kıymetini şimdi anlıyorum ben. Kıymetini bilemedik onun.
Küçücük evlerde durduk zamanında. Sığdıramadık daha doğrusu diyeyim. Yedirmeden güzelce. Hayır, Melek Hanım bu işi biliyor. Bu işte çalıştık, şunu bilmez mi? Allah biliyor. Güzelce çıtlamadan, mis gibi. Alt ipim bitti herhalde. Alt ipimi sarayım ben az. Tamam. Süneyim'in eteği bitmez arkadaşlar. İnşallah sağlıklı günlerde giymeye nasip eder. Benim bacıma da nasıl güzel yakışır değil mi arkadaşlar? Hiç kesmedim. Ben kendime çift lastik yapayım. Sunay'ın tek lastik yaptım. Şöyle gösterebilirim. Şöyle. Lastiği de dahil üstü böyle güzel durur. Kibar durur. Ondan sonra ona tek lastik yaptım. Bu kumaş çeker. Belli değil zaten kendini biraz açıp. İnşallah sağlıklı günlerde güzel güzel giysin bacım. Benim bacıma da nasıl yakışır değil mi? Heh. Gelsin, ona daha güzellerini alacağım böyle. İnşallah. Bu da eniştesinin hediyesi olmuş olur. Ben de diktim. Öyle değil mi Şükrü? Aynen. Heh. Güle güle kullansın. Güle güle, güle güle sağlıklı günlerde bunu diktik. Sağlıklı günlerde. Sunay'ın eteğini diktik. Şimdi kendi eteğimi dikeceğim. Kırmızıyı dikeceğim ben de yine aynı. Ben de Şükrü'sü de kırmızıyı çok seviyor. Onu dikeceğim ben de arkadaşlar. Ben dikin dikmeye devam ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Şöyle, bu da kırmızı. İki tane de kırmızı almış. Aslında şu da kırmızı güllü bak. Güllerine mi merak ettin? Aynen. He? Güzelce. Dedim, bu dedim iki kardeş ya. He. Dedim ikisi aynı renk giysi. Bak 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 bak. Heh, çok güzel olmuş. Sağ ol, teşekkür ederim. Böyle keseyim arkadaşlar bunları. Şöyle ayarlıyorum güzelce tabii ki. AC, ağız evresi falan var mı diye. Ona göre bak şunda kesilecek yerler var. Var. Ben dikinimi dikmeye devam ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yemeğim fırında, et makinemin önünde. Allah'a ısmarladık. Bu yemeği mi göstereyim ben? Hiç de ben de bakmadım arkadaşlar. Bir bakalım, hadi gelin siz yine. Yemeği de göster, tamam. Evet. Yeterli ondan sonra. Şöyle sobamızda yanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Güzel. Arkadaşlar. Evet, kaynıyor. Aynı. Bakar mısınız? Yaklaştır Şükrü. Aynı görüyoruz zaten. Yemeğimiz de fırında pişti. Makinenin başında işimi de yapıyorum. Bugüne burada soğumasın. Soğumasın Şükrü. Yavaş yavaş. Evet. Bitsin orada. Yavaş yavaş bitsin. Aynen. Allah'a ısmarladık. Salçaklarım arkadaşlar. Sesimin gittiği her yere selam olsun. Bizden de selam herkese.